Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densiz de inkamda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben tarih öğretmeni Haşim Hoca. Tarih ve zaman ünitesinin AYT sorularını birlikte çözmeye başlayacağız. İnsanlar takvimlerini düzenlerken dünyanın ve gök cisimlerinin hareketlerini, bu ay ve güneş gibi, esas alarak zamanlamaları hesaplamıştır. Sonuçta ay yılı ve güneş ile esaslı takvimler ortaya çıkmıştır. Buna göre Cenâdi, Hicri, Rumi takvimlerden hangileri güneş ile esasına göre düzenlemiştir? Arkadaşlar, Türklerin kullandığı 5 tane takvim var. Bu 5 takvimden 4 tanesi güneş yılına göre, bir tanesi sadece ay yılına göre olduğu için Hicri takvim ay yılına göre. Diğerleri 1 ve 3 güneş yılına göre olduğu için cevap D diyoruz. İkinci bir sorumuzda Avrupalı bir tarihçi, 1915'te Osmanlı topraklarında yaklaşık 825 bin Ermeni yaşamasına rağmen yaşanan tehcir olayında 1 milyon 500 bin Ermeni'nin katledildiğini iddia etmiştir. Bu tarihçi, bakın iddia, araştırmalarda uyulması gereken belgelerle ispatlama, yani herhangi bir arşivden örnek vermiyor. Nesne davranma, yani gerçekçi, tarafsız, doğru, geçmişte yaşanmış olayları inceleme unsurlardan hangilerine uymamıştır? Arkadaşlar, evet, geçmişteki bir olayı bahsediyor. Bir tehcir olayı var ama nesnel davranmamış, gerçekçi davranmamış, belgelerle ispatlı etmemiş. Neden gerçekçi? İddia etmiş ama bir belge yok. Dolayısıyla nesnel davranma, gerçekçi davranma da yok. Zaten belgelerle ispat etmiş olsaydı gerçekçi davranıştı. Uymadığı nokta ne oluyor? Evet, Denizli. D şıkkı. Üçüncü bir sorumuzda ise yukarıdaki öğrencilerin tarih bilimiyle ilgili sözlerinden hangisi, işte bizde istediği şu, tarih biliminin tanımında yer almaz. Peki o zaman aklımızda ne olacaktı arkadaşlar? Tarih insan toplumunun geçmişini inceler. Evet. Yer ve zaman belirtir. Doğru. Olayları belgelerle ispatlar. Doğru. Sebep-sonuç ilişkisine dikkat eder. Doğru. Gözlemlere dayanır. Hayır arkadaşlar. Tarihte deney ve gözlem yoktur. Deney ve gözlem fen bilimlerinde vardır. Dolayısıyla laboratuvar ortamındaki bir gözlemi tarihte göremeyeceğimiz için cevap E diyoruz. Dördüncü bir sorumuzda ise arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi miladi takvimin oluşma, geliştirilme ve kullanma süreci içerisinde yer alan adımlardan değildir demiş. Öyleyse miladi takvimin özelliği neydi? Güneş yılına göreydi. Zikkuratlarda Sümer rahipleri tarafından ilk takvim yapıldı. Arkadaşlar, Sümerler ay takvimini icat etmişlerdi. Dolayısıyla miladi takvim ise güneş takvimidir. Onun için ay takvimi olan Sümerlerin yaptığı takvimle miladi takvim arasında bir bağ yok. Ancak Mısırlar güneş ile esaslı ilk takvimi yaptı, doğru. Julius Caesar döneminde Julian takvimi şeklinde düzenlendi, bu doğru. Papa Gregorian tarafından Gregorian takvimi geliştirildi, aynı miladi takvime bağlı olarak. Dünya genelinde en yaygın kullanılan takvimdir. Doğru. Biz de 1926 yılında Türkiye olarak kullanmaya başladık. Onun için cevap A diyoruz. Evet. Beşinci sorumuza başlıyoruz. Beşinci sorumuzda ise arkadaşlar, İlk Türk İslam devletleri Rumi, Celali, Hicri, miladi takvimlerden hangilerini kullanmıştır? Öyleyse arkadaşlar, önce ilk Türk İslam devletleri kimlerdi? Karahanlılar, Gazneliler artı Selçuklulardı. Bunlar arkadaşlar, bunlar içerisinde Hicri takvimi ve Celali takvimi Selçuklular kullanmıştır. İlk Türk İslam Devleti bunlar olduğu için cevap E diyoruz. Rumi takvimi ise Osmanlı kullanmıştır. Osmanlı arkadaşlar ilk Türk İslam devletlerinden olmuyor. Ve miladi takvimi ise Türkiye Cumhuriyeti kullanmıştı. Türk İslam Devleti olarak kabul etmediğimiz için cevap E diyoruz. Kaş açıklarında bulunan Uluburun batık gemisi Antalya'da, Avusturya Alplerinde bulunan insan fosili, Pazır Kurgan'da bulunan halı ve Kadeş Antlaşması'nın kir tableti. Verilen buluntular ile bilim dallara eşleştirildiğinde hangi bilim dalı açıkta kalır? Arkadaşlar bir batık çıkarılmışsa yer altından ya da deniz altından biz buna ne diyoruz? Arkeoloji diyoruz. E şıkkındaki. Avusturya Alplerinde bulunan insan fosilini antropoloji yani ırk bilimi olan antropoloji inceliyor. Pazarı Kurgan'da bulunan halı bir kültürü yansıttığı için etnografya inceliyor. Kadeş Antlaşması'nın kil tablesi. Bakın antlaşma olduğu için arkadaşlar diplomasi oluyor. Onun için onomatolojiye burada değinilmemiş. 7. sorumuzda olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmakta zorlanan bir araştırmacı 1. Kronoloji, 2. Diplomatik, 3. Filoloji bilimlerinden hangisinin yardımıyla bu sorundan kurtulabilir? Arkadaşlar kronoloji zaman olaylarını sıraya dizerken bir olay bir diğerinin nedeni ya da sonucu şeklinde dizilmesine yardımcı olduğu için buna kronoloji diyoruz. Cevap A. Diplomasi ise devletler arası ilişkileri, filoloji ise dili arkadaşlar inceliyordu. Burada olaylar arasında neden sonuç demiş. Dille diplomasinin alakası yok. Cevap A dedik. 8. sorumuzda ise İslam sosyologu İbni Haldun geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer demiştir. Geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmuş diyerek tarih bilimin hangi özelliğini vurgulamıştır? Geçmişten ders çıkarabilecek bir bilim olması. Arkadaşlar geçmişten ders çıkarmak olayların olaylara benzemesi yani suyun suya benzemesi gibi olaylar da birbirine benzeyeceği için bu olaylardan ders çıkarma özelliği olabilir. Sosyal bir bilim toplumu inceleme, sosyolojiye değinmemiş, deney ve gözlem dayanmayan bir bilim olması parça içerisinde değinmemiş, objektiflik tarafsızlığa değinmemiş, olayların incelenmesinde günün şartlarına göre değil o dönemin şartlarına dikkate alınmasına değinmemiş ama benzemek demek olayların olaylara benzemesinden dolayı geçmişle gelecek arasında bağ kurulabilir. Cevap A diyoruz. 9. sorumuzdan tarihi olayların değerlendirilmesinde ve tespitlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekmektedir? Yani gerçek, objektif yani tarafsız olma gibi bir durumu nasıl değerlendirme yapılarak elde edilir? Başka olayları etkileyip etkilemediği yani sonuçlarına bakmak bunun da değerlendirmeyle alakası yok. Evrensel sonuçlar doğurup doğurmadığının yani çağ gelişime sebep oluyor mu olmuyor buna değil. Olayın meydana geldiği günün koşullarının arkadaşlar buna dikkat edilirse dolayısıyla o dönemin şartlarında böyle bir olayın değerlendirilmesi daha sağlıklı ve objektif olur. Yani daha önce de söylemiştik İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet niçin uçak kullanılmadı denilemeyeceği gibi sağlıklı bir yorum yapılabilmesi için o günün şartlarını göz önünde bulundurmak daha mantıklı olacak. Eleştiri yapan kişinin bakış açısı, olayla ilgili kaç farklı yorum yapılabileceğinin düşünülmesi gibi cevap C diyoruz. 10. sorumuzda ise arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'ın özelliklerinden biri değildir? Orta Çağ biliyorsunuz kavimler göçüyle başlar 375 kavimler göçü ve İstanbul'un fethine kadar devam eder. Bu ise arkadaşlar biliyorsunuz 1453 tarihi. Şimdi bu dönem arasında inanca dayalı savaşlar oldukça yaygındır. Evet, İslamiyet'i yaymak için inanç şeyinde savaşlar olmuştur. İlk semavi din ise ortaya çıkması arkadaşlar İbraniler yani Yahudilerle olur ki bu da biliyorsunuz ilk çağ toplumuydu. İlk çağdadır. İslam medeniyetini altın çağını yaşamıştır. Ta İstanbul'un fethine kadar gidilmiştir. Skolastik düşünce Avrupa'da kilise düşüncesi dönemin fikir yapısını oluşturmuştur. Onun haricinde fikir yasaktır. Kavimler göçü başlamıştır. Arkadaşlar burada dikkat edilecek şu. Kavimler göçünden sonra Orta Çağ başlamıyor. Kavimler göçüyle beraber Orta Çağ başlıyor. Bunun için de cevap B diyoruz. 11. soruda ise milattan önce 1230 Ege göçleri için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Milattan önce dediği için 12. yüzyılın ikinci yarısı. Hayır arkadaşlar, şöyle yapıyorduk. 1230'un 12'sine 1 ekliyorduk. Biz buna ne diyorduk? 13. yüzyıl diyorduk. 13. yüzyılın birinci yarısı ikinci çeyreğidir. Arkadaşlar milattan önce ise şöyle yapıyorduk. 1, 2, 3 ve 4. Yine birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek diye bölüyorduk. Ama bu sefer sol tarafa doğru 0 ile 24 yıl arası, 24 ile biliyorsunuz 49 arası, 50 ile de arkadaşlar şuraya 25 yapalım. 50 ile 74 yıl arası, 75 ile de 99 yıl arası. Bakın bu sefer öyleyse 30 hangi kısımda? 3. çeyrekte. Ve şu kısımda arkadaşlar birinci yarı şurası, ikinci yarı da burası. Onun için 1230 13. yüzyılın ikinci yarısının 3. çeyreği diyeceğiz. O ise bize D şıkkını veriyor. Arkadaşlar bu hesaplamalarda dikkat edeceğimiz çeyreklerin yerlerini bilmek. Eğer bu milattan sonra olsaydı şuradan başlayacaktı. 0, 24, 25, 49, 50, 74, 75, 99 şeklinde devam edecekti. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.